kaldığımız karantina günlerindeyiz yine. Her gün aynı kahvaltıyı yapmaktan, her gün aynı peynirli, zeytinli yumurtalı kahvaltıyı yapmaktan biraz sıkıldık biz açıkçası. Böyle farklı kahvaltı alternatifleri denemeye başladık. Yulaf lapası yaptık, ondan da biraz sıkıldık. Granola yaptık, ondan da biraz sıkıldık derken bu sefer biraz Kore'ye doğru gittik. Kore'nin meşhur sufle gözleme dedikleri kahvaltılıkları var. Şu görmüş olduğun biraz acemice, biraz çabuk söndü. Hemen sönmeden bunu servis edip yemek gerekiyor. Yumuşacık, sadece bir yumurtayla şu elinde gördüğün porsiyonun tamamı sadece bir yumurtayla bir kahvaltı oluşturabiliyorsun. Hem de alternatif bir kahvaltı. Mis gibi vanilya kokuyor. İçi yumuşacık. Resmen sufle yemiş gibi oluyorsun. Belki de kakaolu ve çikolatalı versiyonları da yapılabilir. O zaman tam olarak sufle yemiş gibi olabilirsin. Ben bu tarifi iki yumurtadan yaptım. Çünkü biz iki kişiyiz. İki yumurtayla sana ölçüyü verdim. Tam yarısını kullanarak veya işte ölçüyü üçe katlayarak istediğin ölçüde kendin uygulayabilirsin. Yapması gerçekten bence çok pratik. Sadece 4 ve 5 ana malzemeden oluşuyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Evet, Korelilere de buradan teşekkür etmesek olmaz mı? Çok güzel, yaratıcı fikirleri var. Biz de buradan nasipleniyoruz. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Daha fazla söz uzatmadan nasıl yapmışım bu sufle gözlemeyi bir bakalım. Evet, Korelilerin sufle gözlemesini yapıyoruz şimdi. Güzel bir kahvaltı fikri ve çok az malzeme var. Tüm malzemeleri hazırladım. Toplamda 4-5 ana malzemeyle yapılıyor. Şöyle 2 tane yumurtam var. İlk olarak yumurta sarılarını ve işte sütü, unu hepsini bir karışım haline getireceğiz. Ardından yumurta beyazlarını çekeceğiz. Yumurta beyazını ayrı bir kaba alacağım. Yumurta sarılarını da bu kapta çırpacağım. Bir damla bile yumurta sarısı düşürmemeye dikkat ediyoruz yine tabii ki. En hassas nokta. Yumurta sarıları ve beyazları kolayca ayırdık. Şimdi yumurta sarılarını alıyoruz. Yine burada gördüğün tatlı şişirtme telim var. Onunla ilk önce biraz yumurtaları hemen parçalandı zaten. Ardından burada sütüm var çok azıcık. Gramajları aşağıya yazdım. Ekrana da yazacağım yine. Onu dondurup alabilirsin. Un karışımına tuzu ve vanilyayı ekledim. Onu da ekliyorum hemen yumurta sarıma. Ve bunu güzel pürüzsüz bir karışım haline getiriyorum şimdi. Bu sufle gözlemeyi ikinci kez yapıyorum. Şu an oldukça heyecanlıyım. Çünkü kahvaltıda bunu yiyeceğimi düşündüğüm zaman akşam çok mutlu yatıyorum. Evde kaldığımız bu günlerde aşırı bizi keyiflendiren bir kahvaltı seçeneği oluyor. Evet, yumurta sarılı karışım bu kadar. Yumurta akımı çırpmadan önce birkaç damla limon sıkıyorum. Bir çay kaşığı kadar. Daha sonra köpük köpük olana kadar bir 3-4 dakika çırpıyorum. Limon sıkmamızın nedeni yumurta akını sert bir şekilde ayakta durmasını sağlamak. Evet, şimdi güzelce köpürtüyorum. Gördüğün gibi çabucak köpürmeye başladı. Köpürmeye başladığında 20 gram şekerimiz var. Bunu iki parçaya bölerek, yani önce yarısını, sonra daha da köpürdükten sonra diğer yarısını ekleyip çırpmaya devam edeceğiz. Şimdi güzelce katılaşan, köpüren yumurta beyazımı yavaşça alıp burada yumurta sarılı karışıma yedireceğim. Birdenbire koymuyorum içerisine. Önce bir parça alıp yumurta sarılı karışımımı hafif yumuşattıktan sonra yavaş yavaş diğerlerini ekliyorum ki yumurta beyazı sönmesin. We'll be right back.
Evet, şimdi geldik pişirme aşamasına. Burada gördüğün gibi gayet pürüzsüz bir sufle hamurum oldu. Şimdi sufle gözlemeyi dondurma kaşığıyla ikişer kaşık üst üste gelecek şekilde tavaya alıyorum. Tava şu an sıcak. Çok kısık ateşte, yani orta bir göz, kısık ateş. Tavam sıcak ama çok da sıcak değil. Tavanın büyüklüğüne göre 2 ya da 3 tane bir arada pişirebilirsin. İlk kaşıkları koyduktan sonra biraz düzeltip ikinci kaşıkları ekliyorum. Ve bu şekilde üzerine bir kapakla kapatarak 3 dakika pişiriyorum. Evet, gözlemelerimi 3 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirdim. Çevirdiğim sırada kameraya aldığımı zannettim ama almamışım aslında. Sadece çevirdim. Neden kapak kapatıyoruz? Çünkü içinin de pişmesini sağlıyoruz bir şekilde. Bunu kısık ateşte yaptığımız için yumurta da çok hassas, hemen pişiveriyor. Fakat içi de çiğ kalmasın diye kapak kapatarak pişiriyoruz. Şimdi tekrar kapağını kapatacağım. 1-2 dakikada böyle pişecek. Evet, sufle gözlemem pişti. Onu hemen şöyle tabağıma aldım. Bir miktar meyveyle süsleyeceğim. Evet, pankekimi biraz meyveyle süsledim. Biraz da şöyle etrafına ceviz atacağım. Ve üzerinden bal gezdirebilirsin biraz. Şöyle. Evet, gördüğün gibi çok güzel bir kahvaltı fikri oldu. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bu güzel sufle gözlemeyi kahvaltıma yapmaya gidiyorum.